Benim aklıma ilginç bir figür geliyor. İstanbul'da da çok konuşuldu. Rus iş adamı Roman Abramovic. Ee, görüşmelerde benim bildiğim kadarıyla bir iş adamı olarak siyasi bir kimliği olmadan en azından benim bilgim dahilinde siyasi bir kimliği dahil olmadan o görüşmelerde olan tek kişi. Tam olarak Abramovich'in bir iş insanı olarak orada varlığının nedeni nedir? Üstlendiği misyon nedir? Onun varlığı nedir? Dikkat ediyorsanız Abramovich Cumhurbaşkanımızın hitap ettiği masanın etrafında değildi. Hı hı. Kenarda diğer bizim arkadaşlarımız bizlerle beraber aynı sıralarda oturdu. Abramovich samimi bir şekilde savaşın ilk gününden bu yana bu savaşın sondan sonlandırılması için çaba sarf ediyor. Bunun çabalarını tüm dünya görüyor. Ukrayna'da bu konuda olumlu şeyler söyledi. Hatta bu yaptırıma yaptırım uygulanan Oligarklar listesinde Abramovich'in ismi yok. Ne Avrupa Birliği'nde ne Amerika'da. Ha İngiltere Chelsea Kulübü ve Abramovich'in İngiltere'deki varlıklarıyla ile ilgili bazı kararlar aldı. Ama yaptırım listesinde olmayan bir kişi. Şimdi elbette resmi görüşmeler önemli. Özellikle kağıt üzerindeki müzakereler önemli. Ama bu resmi müzakerelerde kamuoyu hassas. Herkes pozisyonunu korumak ister. Bir de liderler arasında olsun, ülkeler arasında olsun açık tutulması gereken kanallar var. İşte böyle bir durumda Abramovich'in faydalı bir rol üstlendiğini görüyoruz.